Merhaba, ben İsim Koca Kuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için büyük beden kulplu ceket kalıbını hazır dergilerden çıkararak anlattığım bir video hazırladım. Kanapalı bir model çalıştığım için yaklaşık 2,5 metre kumaş kullandım. Kumaşım hafif esnek, ismi Bursa kumaşı olarak da geçiyor. Umarım keyifle izlersiniz. Gülay Erkan'ın Feraci Pardesü Manto Kalıpları dergisinden şu modeli beğendim. Bu kulplu bir model. Normalde yakasında hakim yaka fiyonklu bir çalışma yapılmış. Ama ben bunu değiştireceğim. Yuvarlak bisiklet yakayı çevireceğim ve iç kısmına doğru kılapa yapacağım. Temiz bir görüntü elde etmiş olacağım. Derginin içinde birkaç sayfa var. Yaka çalışmasını, manşet çalışmasını nasıl yaptığınızdan bahsediyor. Sanırım bu kadardı. Buralardan bilgi alarak yapabilirsiniz. Burada da bazı modelleri örnekleriyle göstermiş. İçinden şu şekilde kalıplar çıkıyor. Daha önceki elbise, kulplu elbise videosunda da bahsetmiştim. Bu kalıplardan beğendiğim modelin kalıbını buluyorum. Benim beğendiğim model 20 numaralı model. Yakasındaki değişikliği yaparak kalıbı çıkaracağım. Aslında yakasını çıkarmayacağım. Bisiklet yaka olduğu için zaten direkt kalıbı çıkarttığımda kullanabileceğim. Şu şekilde arka beden, zaten model 20 diyor. Üzerinde hemen görüyorsunuz. Ön parça, arka parça ve kol parçası bulunuyor. Tüm bedenleri milaj kağıdına aktardıktan sonra kesim işlemine geçeceğim. Kalıplarla ilgili sorular çok fazla geliyor. Hemen onlarla ilgili birkaç paylaşımda da bulunmak istiyorum. Kalıplarda eksiklikler var. Ama yeni başlayanlar için çok büyük sorun olmayacak derecede eksiklik bunlar. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Burada dergisinden daha sade çizildiği için çıkarmanız daha kolay olacaktır. Ben böyle düşünüyorum. Daha ileri seviyeler burada dergisinden de rahatlıkla çıkarabilir. Benim elime aldığım sayfada 3 model var. 3 modeli aslında bir model üzerinden model uygulayarak anlatmış. Yani tek tek modelleri göstererek ilerlememiş. Bu şekilde bahsettikten sonra şimdi artık kısmına geçiyorum. Kalıplarımı yerleştirdim. Kenarlarından 1,5 santime yakın pay vererek kesim çizgimi belirledim. 1,5 santim pay vermemin sebebi ceket diktiğim için. Normalde 1 santim de verebilirsiniz, herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben garanti olmasını istediğim için daha geniş verdim. Dilerseniz sonrasında daraltma işlemi ya da genişletme işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde fazlalık bırakırsanız. Kalıpta tek fark olarak şunu yaptım. Kol kalıbını normalde kalıpta gösterilen iki parça şeklinde. Ceketler genelde şu kısımdan kesilir ve iki parça olarak kol kalıbı çıkartılır. Ama annem bütün olmasını istediği için ben sanki bir bütünmüş gibi kolu düşünerek bu şekilde hareket ettim. Kalıpta görürseniz şaşırmayın, kol neden bütün burada diye. Şimdi kesim işlemine geçeceğim. Daha sonra dikim işleminde gerekli olan püf noktaları tek tek göstereceğim. Ön bedenimi kestiğim parçayı aldım. Tekrar kumaşımın üzerine yerleştirdim. Bunu kılapa olarak kullanacağım. Sadece şurası etek kısmı, şurası yaka ve omuz kısmı. Sadece şu kısmı şöyle katlıyorum. Yettiği ölçüde bunu ayarlıyorum. Yani aslında kalıbın üzerinden çizmem gerekirse şu şekilde
Klapa parçası çıkaracağım kendime. Bakın, almam gereken yer yakı kısmının olduğu kısımlar etek ucuna doğru. Bu kısımları tegalayabilirsiniz. Daha güzel, daha tok durur. Şimdi bu kısmı direkt çizeceğim ve keserek çıkaracağım. Klapam hazır. Aynı işlemi arka yaka için de uygulayacağım. Arka bedenimi şu şekilde kumaşın üzerine yerleştiriyorum. Omuzun bir kısmını, yakayı ve diğer omuzu çizeceğim. Aslında bir nevi kopyasını almış oluyorum böylece. Kaldırınca şu görüntü elde ediyorum. Ve şu kısmı ovalleştirerek arka klapayı da oluşturmuş oluyorum. Şimdi keseceğim. Keserken özellikle iki kat yapıyorum ki sağ ve sol taraf eşit olsun, kayma olmasın diye. Keserken çizgilerimi baz alıyorum ama düzenleyerek ilerliyorum. Şu şekilde klapam hazır oluyor. Parçalarımın hepsinin kenarlarını overlock makinesiyle temizledim. Sonrasında düz makineyle dikişini gerçekleştireceğim. Şunu göstermek istiyorum özellikle. Kol parçamı kenarlarını temizledikten sonra şu kısmına, tam çıkıntı olan kısmına boydan düz makineyle bir dikiş yaptım. Ve bunu hafif büzdürerek şu şekilde çektireceğim. Bu kısımda hafif bir büzgü oluşturacağım. Ceketlerde daha muntazam, daha hoş bir görüntüye kavuşturmak için bunu yapmanız şart. Büzdürme işlemini tamamladıktan sonra bedene yerleştirirken de şöyle parçalar kestim. Esnemeyen yönüne doğru keseceksiniz bu parçaları. Daha sonrasında tam kolun üst bölümüne dik durmasını sağlayacak şekilde yerleştirerek dikişini tamamlayacağım. Bu bir nevi vatka görevini de görmüş olacak. Daha güzel bir havaya bürünecek ceketin. Düzme işlemini gerçekleştirdikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok hafif bir büzgü var. Aşırı bir büzgü yok. Dikkat etmeniz gereken bir püf nokta var. İki kolu da eşit derecede büzmeniz gerekiyor. Milim bile kaydırmazsanız iyi olur. Çünkü cekette en ufak santim farkı çok fazla kendini belli eder ve kolda kasmalara, hoş olmayan görüntülere ve rahatsız bir duruşa sebep olabilir. Şimdi parçalarımı tek tek birleştireceğim. Arka bedenimle başlayacağım. Parçalarımı ayırıyorum. Kumaşımın ters kısmı, bu da kumaşımın
tersi düzü düzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Aslında yüzü yüzüne diyebiliriz. Sonrasında şu kısımları dikerek arka kısmın klapasını tamamlamış olacağım. Çevirip şu şekilde öne alacağım ve iç kısmında kalmış olacak. Düz yönü içe doğru dönmüş olacak böylece. Arka klapayı yerleştirdim. Diktim ve iç kısma doğru çevirdim. Klapamın düz yönü bana bakacak şekilde olmuş oldu. Yani kumaşın tersi tersine bakıyor. Şimdi yan kısımları şu şekilde birleştirerek arka parçamı bir bütün haline getirmiş olacağım. Arka bedenimin yan parçalarını da ekledim ve tam bir bütün elde etmiş oldum. Şimdi ön bedenimin klapalarını yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştirdim. Ve etrafından düz makineli dikişini tamamladıktan sonra bunları da bir bütün haline getirmiş olacağım. Ve sonrasında yan kısımları ekleyerek iki ön parça elde etmiş olacağım. İki parçasını da diktim. Bir tanesini düz yönüne doğru çevirdim. Şimdi bu kısımda size yapılması gereken yerleri göstereceğim. Şu şekilde önce şurayı kestim. Üçgen kısmını şu şekilde keserek çıkarttım. Şurada bir sivrilik oluşmasını istediğim için bu işlemi yaptım. Ve ara ara çıtlar atarak gergin bir görüntüden düz bir görüntüye kavuşmasını sağlıyorum. Çevirirken hoş bir şekilde durması için bu işlemi yapıyoruz. Ve şu şekilde sivri gelen kısmını çevirerek düzeltiyorum. Makas ucuyla da yapabilirsiniz. Elinize ne gelirse. Çevirdikten sonra görüntüsü diğeriyle aynı halini almış oluyor. Ütüledikten sonra duruşuna bakacağım. Ona göre kenarlarına düz dikiş geçip geçmeyeceğime karar vereceğim. Şimdi yan kısımlarını da birleştirerek bir bütün haline gelmesini sağlayacağım. Birinin sağ tarafına, diğerinin sol tarafına ve ön kısmı hazırlanmış olacak ceketimin. Sonrasında omuzlarını birleştirerek kollarını da takacağım ve tamamen temizleme işlemine geçeceğim. Kolları hafif büzmüştüm ve büzgüsü üst kısma gelecek şekilde ayarlayarak yerleştirdim. Kolları yerine taktım. Şimdi şu parçaları son olarak üst kısma gelecek şekilde yerleştireceğim. Temiz, düzgün bir görüntü elde etmek için bunu yapıyorum. Daha önce de söylemiştim. Burada yapmam gereken kol ağızlarını koltuk altına ve koltuk altından etek ucuna doğru tamamlamak. Uzun bıraktıysanız bu kısımlarını kıvırabilirsiniz. Dilerseniz farklılık katmak isterseniz kullandığınız elbisenin kumaşından da bu kısımlara geçebilirsiniz. Burası tamamen sizin zevkinizle alakalı bir durum. Son olarak etek kısmını da kapatacağım ve gerekli görürsem ütüden sonra kenar kısımlarına düz dikiş geçerek düzenleyebilirim. Onu en son aşamada tekrar göstereceğim sizlere. Bitmiş hali bu şekilde. Uyguladığım klapayı kol kısımlarına da uyguladım. Bunu yapmamın sebebi biraz tok bir kumaş olduğu için kısa kaldı kalıptan. O yüzden kolunu kısaltmamak adına içine klapa ayarladım ve ince bir dikişle, çimayla uç kısımlarından geçtim ve tekrar 2,5 santim yukarıdan düz bir dikişle kapattım. Şu şekilde içeriden de temiz bir görüntü elde etmiş oldum. Etek ucu kısımlarına ise şu şekilde klapayı şuradan ilk önce diktim. Bu kısmı üçgen olarak kestim ki çevirdiğimde şu kısım düzgün şekilde çıksın diye. Zaten bu kısmı çevirince otomatik olarak buraya kendisi katlıyor. Katladığı için hafif ucundan kıvırarak kalan kısmı dikerek etek ucunu kapatmış oldum. Bu şekilde kapattım.
katlanmış oldu. Şurada herhangi bir dikiş atmadım. Ön uç kısımları dikişsiz düz şekilde duruyor. Kenar kısımlarına ise tamamen çima geçerek yakayı da içine alarak bu şekilde tamamladım ve bu uçta bitirmiş oldum. Dilerseniz yakayı böyle yuvarlak yaka, bisiklet yaka olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz şu şekilde açarak, bu senenin modası zaten, iç kısımları da temiz olduğu için şu şekilde kullanabilirsiniz. Büyük ihtimalle annem bu şekilde kullanacak. Bu kısımda şöyle taşlı aparatlarım var. Birbirine tutturularak ön kısımda durmasını sağlayacak. Zaten düğünde kullanacağı için hafif taşlı ve parlak bir şey olmasını istedim. Elimle bunu buraya sabitleyeceğim. Bunların dikişini göstermeme gerek yok zaten. Son olarak üzerinde görürsünüz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.